Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Bakan Akar, gerekli operasyonları yaptık dedi ve sayıyı açıkladı. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla görüşen Akar, talimatlar verdi. Sahadaki son duruma ilişkin bilgi aktaran birlik komutanları da, verilecek her göreve hazırız ifadesini kullandı. Akar da birlik komutanlarının moral ve motivasyonlarının yükseldiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının büyük başarılar sağladığını, büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini aktaran Akar, hiçbir şey bitmedi. Artan şiddet ve tempoda görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatan, bayrak, asil millet sizden görev bekliyor. Canımızı dişimize takacak, sonuna kadar götürüp nihai noktaya bunu taşıyacağız diye konuştu. Teröristlerin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirdiği saldırıda iki şehidin verildiğini anımsatan Akar, başta saldırıda şehit düşenler olmak üzere, tüm şehitlere rahmet, yaralılara, gazilere şifa dileklerini iletti. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz. Akar, bölgedeki her yeri teröristlere dar ettiklerini belirterek şunları söyledi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18.292 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise İran kuzeyindeki operasyonlar sonucunda 1581 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Sina Taftanin, Metina, Zap, Avaşin Basyan, Hakurk, Gara, Kandil, Asos, Mahmur, Sincar. Mahmur ve Sincar konusunu hem Bağdat yok. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın haklarına, hukukuna, sınırlarına, egemenliğine son derece saygılıyız. Diğer taraftan da diyoruz ki, 40 yıldan beri ülkemize, hudutlarımıza, halkımıza yapılan saldırılara artık son vermek durumundayız. Ve terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak konusunda azimli ve kararlıyız. Bizim yaptığımız tüm faaliyetler de bundan ibaret. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.